Şöyle kısaca önce bir dakika şunu hazırlayayım hocam sizinle ilgili. Şimdi değerli dostlarım ben biraz evvel 21 Şubat Dünya Rehberler Günü ile ilgili sesli 20-25 dakikalık bir mesaj yayınladım. Tabii tekrar mesajı yayınlamıyorum burada. Sadece değerli meslektaşlarım bildiğiniz gibi dünyada, ülkemizde ve mesleğimiz için çok zor bir süreçten geçiyoruz biz. Temennimiz pandeminin geçmesi ve hepimizin en kısa zamanda çok sevdiğimiz mesleğimize geri dönmemiz. İnancım o ki güzel ve aydınlık günler uzak değil. Biz umudumuzu koruyarak Atatürk'ün izinde mesleğimizin saygınlığına gölge düşünmeyecek bir şekilde ülke tanıtımına katkı vermeye devam edeceğiz. 21 Şubat Dünya Rehberler Günümüz kutlu olsun. Sevgiyle kalın değerli dostlarım, meslektaşlarım. Şimdi değerli hocamız maşallah eğitim kariyerini okuyunca inanılmaz bir kariyer var karşımızda. Şimdi hızlı bir şekilde geçiyorum eğitimi. Lisans Ege Üniversitesi Birlikte Edebiyat okumayın. Fakültesi. Tamam. Size karşı şey olmaz. O zaman kazı alanlarını Yok yok, söyleyeyim. olmaz. Peki efendim. Tamam. Okumuyorum. Peki. Telaffuz edelim diye. Biz genelde her hocamızı girerken tanıtıyoruz. Sizi tanımayan yok ama sizin takdiriniz. Tamam. Kaybettiğimiz vakti de buradan tasarruf ederiz o Evet, zaman. evet. Çünkü okusak 10 dakika falan sürecek hocam maşallah diyeyim. Başka bir şey demeyeceğim. Tamam mı? Evet değerli dostlar. Size devrediyorum mikrofonu hocam. Başarılar diliyorum. Arkadaşlara da keyifli dinlemeler diliyorum. Ben mikrofonumu kapatıyorum. Teşekkürler. Her zaman söylüyorum ben en sevdiğim meslek grubu rehberler diye hangi branştan olursa olsun. O yüzden hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Elimden geldiğince akıcı ve zamanı en iyi şekilde kullanmaya çalışacağım. Bu arada öğrencilerimin de olduğunu görüyorum grup içerisinde. Onlara da bir merhaba demiş olayım bu anlamda. Şimdi bugün tabii bugün rehberler günü, Dünya Rehberler Günü. O anlamda herkesin rehberler gününü kutluyorum. Böyle bir görüntü hazırlamaya çalıştım gündüzü kutlamak anlamında. Günümüzü kutlarken aynı zamanda bir kişiyle ilgili bir küçük not vermek istiyorum. O da hepinizin veya birçoğumuzun bildiği Şadan Gökovalı. Kendisini rahmet ve saygıyla burada anmak istiyorum. Hatta bu sunumu onun için yapmak istiyorum. Nurlar içinde yatsın, bunu temenni ediyorum. Şimdi İzmir'i bildiğiniz gibi 8 bin yılı aşkın bir tarihsel süreci var. Bizim veya benim arkeolojik çalışmalarını yürüttüğüm noktanın 2500 yıllık bir şahitliği söz konusu. Buradan da güzel İzmir'imize Kadife Kale semalarından bir görünüş yer alıyor. İzmir'in bu 8000 yılı aşkın tarihinde bildiğiniz gibi bazı direngi noktaları var. Bunlardan bir tanesi Yeşilova. Neolitik çağdan beri İzmirlilerin iskan gördüğü bir yerleşim yeri. Hemen onun yanında biliyorsunuz Yassıtepe söz konusu. Anadolu Lisesi'nin bulunduğu noktada. Sonrasında Tunç Çağı'nda yani milattan önce 3. bin yıllarından itibaren Bayraklı Tepekule adıyla da bilinen höyük yerleşimine İzmirlilerin yöneldiğini ve burada iskan ettiklerini biliyoruz. Bu 3. 2. 1. bin yıllar boyunca milattan önceki tarihlerde söz konusu oldu. Ne zaman ki Büyük İskender bu topraklara geldi ve bu topraklardan İran'a doğru dönemin tabii askeri nedenleriyle İzmir'in yer değiştirmesi gerekiyordu ve İzmirliler Kadifekale'den Kemeraltı'na kadar olan yamaçlarda yeni bir kent kurarak son 2500 yılda bu kentte iskan oldular. Bir Google harita üzerinden yönleri göstermek için bunu koymuştum. Böylece 3 adımda İzmir yaklaşık
6000 yıllık bir süreci yaşadıktan sonra Nea Simirna, Yeni Simirna kentini Kadife Kale ile Kemeraltı sırtlarında inşa etmiş oldular. Az önce söyledim kentin son 2500 yılı diye. Peki Büyük İskender geldi, hikayesini herkes biliyor. Ben çünkü daha çok böyle son edindiğimiz sonuçlar üzerinden bir Simirna sunumu yapmak istediğim için çok detaylara girmeyeceğim. Ama böyle elimden geldiğince nokta atışlar yapmaya çalışacağım. Biz biliyoruz ki Strabon üzerinden bu kentin kuruluşunda Makedonya Kralı Antigonos Monoftalmos'un ve Lysimachos'un emeği var. Ama daha da çoklukla Lysimachos'un emeği var. Bu yamaçta kurulan kent üzerinde. Şimdi bu kentin tabii ki Helenistik dönemi var. Güçlü bir Helenistik kent olarak biliyoruz. Ardından Roma dönemi ve tabii ki daha sonra Doğu Roma İmparatorluğu. Ardından 11. yüzyılda İzmir'le birlikte belki de ilk Türk egemenliğini Anadolu'da yaşıyoruz. Çaka Bey'in önderliğinde İzmir'de. Ardından bakıyoruz ki 14. yüzyılda bu kente Aydınoğulları geliyor ve Umur Bey'in zamanında burasının başkent olduğunu biliyoruz. 16. yüzyıldan başlayarak da Osmanlı'nın önemli bir liman kenti olduğunu, 19. yüzyılda İskenderiye, Beyrut, Selanik ile birlikte Doğu Akdeniz'in dört büyük liman kentinden biri olduğunu biliyoruz. Bu ne demek yani buraya kadar özetlediklerimiz? Çok katmanlı, çok kültürlü bir kent ile karşı karşıya bulunuyoruz. Böyle bir kentte yaşıyoruz kısacası. Şimdi İzmir'de 1990'larla birlikte Simirna Agora'sında, bu yeni kentin Agora'sında kazı çalışmaları yapıldı. Fakat kazı çalışmalarının öncesine baktığımızda 1932 yılında ilk kez bir araştırma yapılıyor. Simirna Agora'sının bulunduğu yerdeki Osmanlı mezarlığında ve burada arkeolojik eserlere rastlanılmasından dolayı İzmir Müzesi tarafından bir arkeolojik kazı başlatılıyor. Bu kazı tabi aralıklarla 2000'li yıllara kadar gelecek. 2000'li yıllardan sonra da ki tarihte 2007 bakanlığımızın izniyle önce 9 Eylül Üniversitesi ama şimdi Katip Çelebi Üniversitesi adına buradaki çalışmaları yürütmekteyiz. Eski İzmirliler bu fotoğrafları bileceklerdir. Eski İzmirliler. Gördüğünüz gibi bir geniş bir İzmir görüntüsü var. Eski bir görüntüsü yıllardan. Saray sinemasını aynı şekilde köşede yıkılmadan önce görmekteyiz. Şimdi 2002 yılında Simirna Agora'sı özelinde bir koruma ve geliştirme projesi geliştiriliyor. Ve bu projeyle birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi bu kamulaştırmaya gidecek ve yaklaşık 41 dönüm yani 4 hektarlık bir alan arkeolojik çalışmalara açılacaktır. Onunla ilgili burada fotoğraflar görüyorsun. Şimdi baktığımızda 4 hektarlık alanı bu şekilde görüyoruz. Katlı otoparkı gördük. İki çeşmelik caddesini görüyoruz. Anafartalar sokağını görüyoruz bu alanda. Agora'nın kendisi burada ama artık bir Simirna Agora'sının ötesine geçtik. Artık antik kentin kent merkezindeki yapıları ortaya çıkarmaya ve araştırma kazıları yap. Alanın bir başka açıdan görüntüsü de bu şekilde. Kentin içinde nefes alınacak bir vaha durumunda aslında. Hemen Kemeraltı'nın bitişiğinde ve bildiğiniz gibi buradaki notlarımda da var. UNESCO geçici listesinde yer alan Kemeraltı'nın bir parçası da aynı zamanda Simirna kenti ve bu kentin Agora'sı ve tabii ki Kadife Kalesi ve tabii ki tiyatrosu olarak karşımıza çıkıyor.
İsviçreli bilim insanları da bulunuyorlar. Geçen sene itibariyle 1575 adet etütlük ve envanterlik eser 2007 yılından itibaren İzmir müzelerine teslim edilmiş oldu. Değişik boyutlarıyla buradaki kazıları sürdürüyoruz. İlgilenenler için 13 tane kitap yayını gerçekleştirdik. Bu örnekte yaklaşık 10 tanesi var. Ama merak edenler Apikam'da ve Ege yayınlarında bu kitapların yayınlanmış olduklarını göreceklerdir. Şimdi geçici listeden bahsetmiştim. Tabii ki Bayraklı Simirnası ve Yeşilova ile birlikte asıl proje alanı olan Kemeraltı'nın bir parçası olarak Simirna Agorası ve Kadife Kale bu geçici listenin proje alanının bir parçası, yönetim alanının bir parçası olacak. Ve umarız ki birkaç yıl içerisinde bu proje TARKEM'in liderliğinde ama bakanlığımızın daha doğrusu sekreteryasını TARKEM'in desteklediği bakanlığımızın tabii ki yerel dinamiklerin yani bunların içerisinde büyükşehir birse herkesin desteğiyle kalıcı listeye de gireceğini umut etmek istiyoruz. Bakın buradaki haritada sit alanlarını görüyorsunuz. Hemen hemen her çeşit sit alanı bu tarihi kentin merkezinde bir tane yastık uzatır mısın annem? Yer alıyor. Birinci, ikinci, üçüncü dereceler gibi. Agora'da şurada gördüğümüz şekilde tiyatroda ve Kadife Kale'de kazı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Peki neler var başka? Cici Park var. Stadyumun bulunduğu nokta var. Bu alanda alanlardaki kazılar da belki sonraki yıllarda gerçekleştirme imkanı olabilir. Şimdi kentin bu çok kültürlü, çok katmanlı yapısı içerisinde hemen her noktada aslında bir eserle karşılaşıyoruz. Bu zenginlik belki bizim için bazen dezavantaj oluyor, hangi birini koruyacağız anlamında. Ama eski kentin, bugünkü kentin de tarihi kent merkezinde çok sayıda buluntunun olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve bu buluntular üzerinden bizim gerçekleştirdiğimiz bir haritamız var. Bu haritada belirli yapıları, işte Agora'sını, tiyatrosunu, Akropol Tepesi'ni ve limanını biliyoruz. Hisar Camii'nin oradaki tabii ki liman kalesini bilmekteyiz. Ama bunun dışında stadyonun yeriyle ilgili hiçbir kuşkumuz söz konusu değil. Bildiğiniz gibi Magnezya Kapısı'nın olduğu yerde de Kemer Köprüsü var. İzmir'i, İskender sonrasındaki İzmir'i kadim Anadolu topraklarına bağlayan bir köprüden geçilerek İzmir'e giriliyor veya çıkılıyordu. Yani tüm bu alanlar hem bu UNESCO listesi içerisinde hem de bizim araştırma projemiz içerisinde yer almaktalar. Söyledik, dedik ki İskender'le birlikte başlayan bu kentin yolculuğunda yürüttüğümüz kazılar çerçevesinde gördük ki milattan önce 3. yüzyılda Simirna tiyatroluğu yerde herhangi bir yapılaşma ya da Simirna Agorası'nın bulunduğu yerde herhangi bir yapılaşma rezerve olarak bırakılmış. Yani bu kent yönetiminin eğer bir gün parası olursa buralarda yapılar inşa edilebilsin diye plancılar rezerv alanı olarak hem Agora'yı hem de tiyatro alanını ayrı tutmuşlar. Meydan kullanımını açmışlar ama hem ticari hem de etkinlikler anlamında bu meydanların kullanıldığı elimize geçen buluntular çerçevesinde mümkün oluyor tespit etmek. İkinci yüzyıla girildiğinde milattan önce bu alanlar boştu. Fakat bir Bergama Krallığı egemenliği var ve bu egemenlik çerçevesinde hem Simirna Tiyatrosu'nda hem de Simirna Agora'sında yapılaşmalar başladığını görebiliyoruz. Bu yapılaşmalar çerçevesinde Simirna Agora'sında tek katlı stoalardan oluşan sundurmalar inşa edildiğini anlıyoruz. Ve bu sundurmaların özellikle batıdaki sundurmanın arkasında, stoanın arkasında da bir kent meclisinin inşa edildiğini
tespit edebiliyoruz. Ne zaman? Milattan önce 2. yüzyılda. Biz bugün ziyaret ettiğimizde peki bu inşaatlarla ilgili izleri görebiliyor muyuz? Evet, Batı Portiko'ya indiğimizde Batı Portiko'nun teras duvarı, yani meydana bakan teras duvarı bu tarihte inşa edilen bir duvar. Yani sonraki Roma dönemindeki yapılaşmalar çerçevesinde buradaki duvarların yeniden veya buradaki teras duvarının yeniden kullanıldığını söyleyebiliyoruz. Şimdi milattan önce 129 yılında Roma egemenliğine geçecek. Bergama Krallığı son buldu. Şimdi Roma egemenliğine geçecek. Peki Agora'da tespit ettiğimiz özellik ne oluyor? Augustus'la beraber Julius'lar ailesiyle birlikte başlayan süreçte Smyrna Agora'sında bazı değişiklikler söz konusu olacak. Bunlardan en önemlisi var olan stoaların birer portikoya dönüşmesi, kuzeydeki stoanın bir sivil bazilikaya dönüşmesi şeklinde gerçekleşecek. Yani Romalı kendi ihtiyaçlarına göre aynı Efesos Yukarı Agora'da olduğu gibi, oradaki bazilikada olduğu gibi, şimdi kendi siyasi, ekonomik anlayışına bağlı olarak buradaki stoaları dönüştürmeye başlayacaklar. Çünkü giderek kenti nüfusu artacak, zenginliği artacak. Bu ihtiyacı karşılamak üzere şimdi eski stoaların üzerinde, eski stoalar iki galeriyken şimdi üç galerili portikolar, kuzey stoanın bulunduğu yerde de bodrum katta dört ama zemin katta üç galeriden oluşan bir sivil bazilika, Agora Bazilikası inşa edilmiş olacak. Aynı tarihte hemen Batı Portiko'nun arkasında da Kent Meclisi yeniden inşa edilecek. Bir peristil avlusu olan arkasında tabii ki bir tiyatro formundaki oturma yerleriyle yepyeni bir Kent Meclisi de inşa edilecek. Bu tablo 1. yüzyıl boyunca devam edecek. Milattan önce 1. yüzyıl boyunca bu tablo içinde İzmirli sakinler yaşantılarını sürerlerken, bildiğiniz gibi Anadolu ve Yunanistan topraklarında büyük mimari projeler 2. yüzyılda Trajan ve Hadrian dönemleriyle yeniden başlayacaktır. İşte bu süreçte şimdi portikoların, 1. yüzyıldaki portikoların iki katlı haline geldiğini gördük. Bazilika'da bodrum katıyla birlikte üç katlı bir yapıya dönüşmeye başlayacak. Bununla birlikte son yıllarda tespit ettiğimiz işte Roma Hamamı, Agora Roma Hamamı ve bu yıl ilk defa tespit ettiğimiz ve sanıyoruz ki bir cimnazyon bu hamama eşlik ediyordu. Bir cimnazyon yapısı milattan sonra 2. yüzyılın imar projeleri, yapı projeleri olarak Smyrna Agora'sının çevresinde oluşmaya başladı. Tabii biz iki alanda kazabiliyoruz ama kazı çalışması yürütmediğimiz ama İzmir Müzesi'nin çalışmalarını yürüttüğü kemer altında Kaptanpaşa Hanı'nın altında da bir hamam cimnazyon var biliyorsunuz. O hamam cimnazyonda 2. yüzyılda Agora'daki değişimlere bağlı olarak inşa edildi. Ki biz Hadrian dönemi yazıtlarından da bildiğimiz üzere sadece bu kemer altındaki hamam cimnazyonun değil, aynı zamanda bir granaryumun da, yani bir buğday deposunun da limanda inşa edildiğini İmparator Hadrianus'un desteklerinden bilmekteyiz. Şimdi bu yapılardan böyle bir iki görüntü size paylaşmak istedim. Agora Roma Hamamı burada, Agora'nın dışında. Şimdiki görüntüleri hemen hemen bunlar, 1-2 yıllık görüntüler. Ama planını şurada sizinle paylaşıyorum. Biz bunun yarısını ortaya çıkarmış durumdayız. Diğer yarısı, bir kısmı İki Çeşmelik Caddesi'nin altında olmak kaydıyla bunun önünde şimdi bir cimnazyon beklentisi içindeyiz. Görüntü göstereceğim size. Yani geçen 2020 yılındaki tespitlerimiz bir cimnazyona gönderme yapan kalıntıların ortaya çıkmasına neden oldu ve biz de bunu bu şekilde yorumlamaya çalıştık. Alandan
Cimnazyon'a gönderme yapan, bakın kalıntıları burada görüyorsunuz. Şu bölümde bir Osmanlı yapısı var. Şurada görüyorsunuz Agora'ya bitişik olan bir noktada. Buradaki Osmanlı yapısı, tabii bu Osmanlı yapısının sadece beden duvarları ayakta ve merkezinde de bir ne diyelim sarnıçlı çeşme var. Bunun altında araştırma kazıları yürüttüğümüzde iki çeşmelik caddesine paralel giden burada kemerli ve yarım kubbe örtüleriyle bir takım niş sıralarından oluşan duvarlar tespit ettik. Bu çok heyecan vericiydi. Acaba işte bu hamama bitişik olan ve ikinci yüzyılda ilave birlikte projelendirilmiş bir cimnazyon yapısına mı işaret ediyor? Evet. Hocam beni duyuyor musunuz? Duyuyorum. Birkaç arkadaş rica ediyor. Full screen yapabilir miyiz? Yani tam ekran yapabilir miyiz diyorlar. Çünkü çok net gözükmüyor. Ya yani soldakiler gözükmeyecek o zaman baktığınızda. Tamamen slide show'a dönecek. Bilmiyorum ayarlayabiliyor musunuz oradan? Yukarıda oradan. Slide gösterisi yazıyor ya hocam, oradan yapacaksınız. Evet. Yok, bende değişik açıldığı için artık o eski komutlar yok burada. Değişik açıldığı için eski komutları bulamıyoruz. O bildik konut maalesef, o komutlar... Hocam ben buradan görüyorum, yukarıda kırmızının içinde slide bir şey yazıyor. Yukarıda. Tasarım var, yok, galiba yok. Geçişler var. Slide gösterisi var. He. Slide gösterisi var. Tamam. Sanırım ona tıklattığınızda açılması lazım tam sayfa olarak. Şimdi, tamam mı? Şimdi oldu. Şimdi hocam oldu. Çok güzel oldu. Tamam, süper. Tamam. Keşke daha önce müdahale etseymişiz. Yazdılar iki defa ama ben kesmek istemedim sizi. Anladım. Teşekkür ederim. Çok kibarsınız. Buradaki bu cimnazyon, şimdi burada kalıntılarını hava fotoğrafında gördüğümüz mouse'um gözüküyor mu? Mouse'um. Onu sorayım size. Mouse gözüküyor mu? Evet, görünüyor. Evet, tamam. Görünüyor. Gözüküyor hocam. Tamam, süper. Bu Osmanlı yapısı dediğimiz yapının temellerinin altından gelen buluntular bunlar. Osmanlı yapısının kazı sonrasındaki görüntüsü ve ortaya çıkmış olan bu nişlerden oluşan ve kesme taşlardan inşa edilmiş duvarlar içindeki nişleri burada rahatlıkla görüyoruz diye düşünüyorum. Umarız ki, yani başka bir yapı fark etmez ama hamam cimnazyon çerçevesinde baktığımızdan bir cimnazyonun içinde olduğumuzu düşünüyoruz bu alanda. Diğeri de biliyorsunuz Kemeraltı, Kaptan Paşa Hanı'nın altındaki bu hamam yapısı. Bu hamam yapısıyla birlikte işte Trajan Hadrian döneminde İzmir'de inanılmaz ciddi büyük projeler gerçekleştiriliyor. Agora'nın yakınında ve hemen Kemeraltı'nda bunları görebiliyoruz. Şimdi bütün alanda aslında hangi yapılar olduğu konusunda bir fikrimiz var. Hemen şu alt tarafta gördüğümüz bir canlandırma milattan sonra 2. yüzyılın sonuna ait, aslında deprem sonrasında son halini gösteren bir canlandırma şekli, ama Agora'nın biz hangi noktasında hangi yapılar olduğunu en azından bilmekteyiz. Bu canlandırmayı şimdi burada daha iyi görüyoruz anladığım kadarıyla. Peki Trajan Hadrian zamanında başlayan bu imar faaliyetlerinin milattan önce düzeltiyorum, milattan sonra 177-178 yılında büyük bir depremle kesintiye uğradığı anlaşılıyor. Antik kaynaklar üzerinden ve özellikle hepinizin bildiği gibi Aristides üzerinden biz bu kentin ne kadar feci bir depremle karşı karşıya kaldığını öğreniyoruz. Şimdi peki ne oldu? Depremde bu binalar yıkıldı ama aynı malzemeyi mümkünse kullanarak ekonomik olmak kaydıyla yeniden inşa edildiler. Özellikle Batı Portiko'da bulunan, bu Batı Portiko'ya ait olmak üzere bulunan arşitrav blokları üzerinde onarım kenetleri var. Yani arşitrav bloğu kırılmış ve demir kenetlerle birbirlerine bağlamışlar. Fakat dönemin mimarları bunu yeterli bulmamışlar
Aynı zamanda bildiğiniz gibi Agora'nın meydanında kemer blokları var. O kemer bloklarıyla da alttan kırılmış olan ama onarım görmüş olan arşitrav bloklarının taşındığı anlaşılıyor. Dolayısıyla böyle hızlı bir onarıma gittiklerini biliyoruz. Fakat deprem sonrasında üçüncü bir kez daha bir kent meclisinin inşa edildiğini ve önünde de mozaikli salon adı verilen yeni bir yapının eklemlendirildiğini öğreniyoruz ve görüyoruz. Şimdi bir yani şemada, genel şemada bir değişiklik yok ama meclis üçüncü kez inşa ediliyor. Bir Augustus ve Julius'lar sırasında inşa edilirken şimdi deprem sonrasında üçüncü bir kez inşa edilecek ve önüne de mozaikli yapı dediğimiz yapı sosyo-kültürel ve siyasi toplantılar için bir mekan olarak inşa edilecek. Bazilikal formunda, fakat tabii bunu biz böyle bir hani nasıl diyeyim, Hristiyani bir bazilika olarak göremiyoruz çünkü yönelimi farklı. O nedenle bazilikal formunda, çünkü çok büyük kalabalıkları alabilmek için bazilikal formu o dönem için en ideal form olarak karşımıza çıkıyor. Bu dönemde peki bu yapılar onarılarak ayağa kaldırılırken, meclis yeniden inşa edilirken üçüncü kez bir yeni mimari vurgu daha karşımıza çıkıyor. O da Faustina Kapısı. İmparatora İzmirliler şükranlarını sunarken aynı zamanda Faustina ve İmparator'un kilit taşları üzerinde portreleri olan iki geçitli bu kapıyı da inşa ederek imparatora sunmuş görünüyorlar. Şimdi dedik ya, Batı Portiko'nun arşitravları tamir edildi ve altına kesme taş kemerlerle destek yapılarak deprem sonrasında Batı Portiko yeniden ayağa kaldırılmış oldu. Size burada belki yerinde göstermek daha iyi olabilir ama Batı Portiko'nun duvarlarında inşaat, tamirat sırasında kullanılacak olan, yapılacak olan kemer inşaatlarının duvarlarda izleri var. Onları iki yıl önce tespit etmiş olduk. Böylece yani çalışan kişiler, kalfalar, çıraklar, tabii bunlar kölelerden oluşuyor ama bunlar bir hata yapmamak üzere Batı Portiko'nun hemen üzerindeki benim mouse'umdan işaretlediğimiz bölüm. Şuradan giriyoruz biliyorsunuz Batı Portiko'ya. Su akıyor zeminde. Onun hemen sağ tarafında duvarda bu izi görebiliyoruz. Böyle bir yaklaşım. Kent Meclisi'ni üçüncü kez inşa ettiler deprem sonrasında. Üçüncü kez. Bakın ikinci kez inşa edildiğinde şurada gördüğümüz şey Augustus döneminde inşa edilen meclis yapısının orkestrası. Fakat deprem sonrasında inşa edilen kent meclisinin orkestrası burada. Yani üzerine yapı adasını tümüyle kullanacak şekilde ve daha büyüterek. Çünkü öne çekmişler ve böylece meclis üye sayısı da aynı zamanda artırılmış oluyor bu anlamda. Burada ışınsal olarak gördüğümüz duvarlar ise Augustus dönemiyle birlikte inşa edilen erken Roma Bulev Teriyonu'nun temellerini işaret ediyor bize. Yani böyle kalıplar yapmışlar ve bu kalıpların arasını toprak dolgusu yapmışlar ve biz bu toprak dolgusunun kazısını yaptığımızda inanılmaz helenistik malzeme ortaya çıktı. Bu bize aynı zamanda bunun kullanımının Roma dönemine ait olduğunu ama Romalı, Roma öncesinde de buradaki dolguların helenistik malzeme taşıyan dolgularla yapıldığını gösterdiği. Şimdi bakın burada deprem sonrasındaki orkestranın durumunu görüyorsunuz. Arkasında da Augustus'la birlikte inşa edilen erken Roma Bulev Teriyonu'nun orkestrasını görüyoruz. Peki ne demiştik? Bununla birlikte bir de mozaikli yapı inşa edildi. Bakın bu hava fotoğrafı ve çizim üzerinden erken Roma Bulev Teriyonu'nun dolgusunun, çünkü teatral bir hale getirmek için, tiyatro formu oluşturmak için arkasında düz alanda dolgu yapmak gerekiyordu. Bu dolguyu yapabilmek için de bakın böyle duvar, ışınsal duvarlar. Nereye ışınlıyorlar? Orkestranın merkezine doğru yönelen ışınsal duvarlar inşa edilerek bu duvarların arasını doldurmuşlar. Ve böylece bir yeni teknikle düz alanda Augustus'la birlikte bir
kağıt karşımıza çıkıyor bu alanda. O ışınsal duvarları burada rahatlıkla gördüğümüzü düşünüyorum. Geç Roma Bulevterion'un izi, orkestrasının izi burada. Erkeninki de şurada yer alıyor. Hemen üzerine inşa etmişler. Hemen dedik ki yanında bir mozaikli yapı ilave ettiler. Deprem sonrasında meclis yapısının ile birlikte çalışan bir proje çerçevesinde. Bunun altında da, bu mozaikli yapının altında da burada gördüğümüz şekliyle su kanalları söz konusu. Bu su kanalları yine hepinizin bildiği gibi hep konuştuğumuz şekliyle İzmir'in altında kaynaklar var ve bu kaynaklardan gelen su Roma döneminde kanallara bağlanmış ve aşağı mahallelere doğru iletilmiş. İşte o kanallardan bugün de halen akan çeşmeye gelen su ikiye bölünüyordu ve şu gördüğümüz kapılı olan bölümden mozaikli yapının altından geçerek az önce bahsetmeye çalıştığımız, olabileceğini düşündüğümüz cimnazyona su iletiyordu. Burada gördüğümüzde zaten akan su, bugün de akan su. Bu duvarın arkasında da Roma dönemi meclis yapıları bir üst kotta inşa edilmek kaydıyla yer alıyorlar. Bakın o su kanallarından görüntü burada var. Kazısını ve temizliğini yaptıktan sonra, konservasyonunu yaptıktan sonraki görünüşlerini görüyorsunuz. Burada çok güzel bir erken Roma küpesi, altın küpesi. Tabii kent merkezindeki kazılarda altın buluntuya ulaşması zor. Çünkü üzerinde çok sayıda medeniyet ve inşai faaliyetler olduğu için bütün metal objeler tabii ki ayrıştırıldı. Bu ender bulunan altın örneklerden bir tanesi. Yani ben 13-12 yıldır kazı yapıyorum. Üçüncü kez bir altın objeyle karşı karşıya kalıyoruz bu arkeolojik alanda. Bu gördüğünüzde yine şu ölçülü olan Agora'ya doğru gelen su kanalının taşlardan oluşturulmuş, böyle kırma çatıyla oluşturulmuş bölümü. Onun içinden bir görüntü izliyorsunuz. 150 metre boyunca ilerliyor bu. Bu kanalın bir başka paralelini, ama bu kanalla bağlantısı olmayan bir başka örneğini 821 sokakta buluyoruz. Böyle merdivenlerle iniliyor. Tabii ki geç Bizans ve Osmanlı döneminde Ayazma olarak kullanılması bu merdivenlerin inşa edilmesini beraberinde getirmiş. Ve bu merdivenlerden inip yaklaşık işte 25-30 metre kadar ilerleyince, ilerlediğimiz takdirde şu örnekte de olduğu gibi iki dönüş yaparak tam şu noktayı ifade ediyor. Tam şu nokta. Burada bize o 20. yüzyılın başından aktarılan bilgilere göre Hazreti Meryem'in tasviri olan ve suyu akan bir çeşmeden bahsediliyor ki çeşmenin lülesini görüyoruz zaten burada. Peki bu çeşme nasıl yapılmış? Bakın şu noktada yapılıyor aslında çeşme. Su geliyor. Altta zaten suyu da görüyorsunuz burada. Bu çeşme şu noktaya yapılmış ama bu noktanın gerisinde de bir Roma su kanalı var. Yani iki su kanalının birleştiği noktada ama bir tanesinin önünü kapatarak burada bir çeşme meydana getirilerek böylece süt veren anne adıyla buradaki inananlara çare bulmaya çalışılmış. Geç Bizans döneminden itibaren ve Osmanlı dönemi boyunca da saygı görmüş. Şu bugün için Konak Belediyesi'nin mülkiyetinde olan bu Ayazma içine girildiğinde belki birçok arkadaşımız da girmiştir. Bu şekilde bir kanal ile ilerleniyor. Halen su geliyor. Biliyorsunuz suyun önünü kesmek zaten mümkün değil. Ama orijinal haline en yakın pozisyonda bu su kanalları kentin aşağı mahallelerine su iletiyorlardı. Kanaldan yola çıkıp su kanallarından bahsettik. İşte kanalın altından aktığı mozaikli yapının böyle bir canlandırması var. Ve meclis yapısı ile birlikte böyle bir ilişki içinde olduğunu, ne zaman büyük deprem felaketinden sonra yapılan bir imar faaliyeti ile karşı karşıya kalıyoruz bu canlandırma örneğinde.
Hemen nerede? Agora'nın batı portikosunun gerisinde iki yapıdan oluşan bir projeyle burada karşı karşıyayız. Ama tabii yapının adını antik kaynaklardan bulmak zor ama biz tabii ki zemin döşemi dolayısıyla ki benden önce de aslında Nauman bunu işaret etmiş. Mozaik, mozaikın sağ diye biz de mozaikli yapı ya da mozaikli salon diye söylüyoruz. Çünkü bir kısmını mozaikli yapının tespit etmiş Nauman. Şimdi bakın batı portiko onun arkasında mozaikli salonun pozisyonunu bu şekilde canlandırabiliriz gözümüzün önünde. Bakın bir bazilikal plan tipi ve konstrüksiyon anlayışı var mozaikli yapıda. İki yan galeri ve geniş bir orta galeri. Tam merkezinde de Bulevterion'u ve Bulevterion'un oturma auditoriumunu karşılayacak şekilde inşa edilmiş. Batı portiko ise burada gördüğümüz şekliyle ve deprem sonrasındaki pozisyonuyla üç katlı bodrum katı da dahil olmak üzere. Ama bildiğiniz gibi geç antik çağda ekonomik olarak ve tehditler nedeniyle Anadolu topraklarındaki suya olan büyük ihtiyaç bu batı portikonun altının bir sarnıç sistem ile donatılmasını beraberinde getirmiş ve bir su deposu sistemi oluşturmuş. Kent merkezinde oturan insanların su ihtiyaçlarını karşılamak üzere. Şimdi deprem. Çok böyle aklınızı karıştırmak istemiyorum ama burada gözlerimizle de okuyabileceğimizi düşünüyorum. İzmir zaten kuruluş efsanesinde de bir depremle son bulmuştu. İlk İzmir, Arsides'in Yamanlar Dağı'nda Karagöl'de gördüğü ilk İzmir veya andığı ilk İzmir zaten Tantalos'un kenti ve depremle sona ermişti. Şimdi bu kültür mü diyelim, şanssızlığı mı diyelim bilmiyorum. Bu yeni kent kurulduğunda da çok sayıda depremle karşılaştı. Mesela daha kentin kuruluş aşamasında, daha inşaatlar sürerken 304-303 yıllarında bir deprem 7 şiddetinde Teos ve Lebedos'u etkilemiş. Teos ve Lebedos'u. Milattan sonra 11-12, 8 şiddetindeki bir deprem bu Klazomenai ve Teos'ta kendisini göstermiş. İzmir'de de şiddetli hissedilmiş olmalıdır bu deprem. Milattan sonra 17 yılında bir deprem var. 9 şiddetinde bu antik kaynaklarda işte Takitus'ta geçiyor, Sevtonius'ta geçiyor. Aioris bölgesinde, İzmir'in kuzeyindeki kentlerde ve Gediz Havzası'nda büyük bir yıkım meydana getiriyor. Ve bununla ilgili Takitus'un notlarına baktığımız takdirde deprem o kadar büyük hasar vermiş ki diyor ki işte deprem en çok Sardisleri etkilediğinden en çok İmparator Tiberius bu. 10 milyon sesterius vaat etmiş. Ayrıca ulusal ve imparatorluk hazinesine vermek zorunda oldukları vergileri 5 yıl boyunca ertelemiş. İzmir örneğinde de böyle. Marcus Aurelius deprem sırasında hem imparatorluk bütçesinden destek verirken hem de kentin vergilerini 10 yıl boyunca affedecektir. Dolayısıyla aynı mantığı hem milattan sonra 17'de hem de milattan sonra 177-178 yıllarında görmekteyiz. Hatta bakın bu olayı yönetsin diye günümüzden de atıflar yapmaya kalktığımızda dönemin praetoru olan Marcus Ateus bu işle görevlendirilmiş, organize edilmesi, yardımların organize edilmesiyle ilgili. Yani muhtemelen 177-178 depreminde de bu 17 depremindeki gibi bir takım organizasyonların yapıldığını ve kişilerin görevlendirildiğini biliyoruz. 44 yılında bir deprem var. Smirna Tiyatrosu'nu etkilemiş bu deprem. Hasar bırakıyor. 64 yılına geldiğimizde Tüyanan Apollonius, Smirnalıların denizden ve depremden gelecek felaketlerden korunması için dualar ediyor. Milattan sonra 110 yılında 9 şiddetinde bir deprem söz konusu, kayıtlara düşen de var. Ben hatta bunu bugünküne benzetiyorum. Bugünlerde hep yaşıyoruz ya sarsıntı. Uzun sürmüş bu sarsıntılar. Şiddeti düşük ama uzun sürdüğü kayıtlardan anlaşılıyor. 165'te 8 şiddetinde bir deprem var.
Siminakios Erythrae Halikarnassos'ta hissedilmiş bu. Bizim bildiğimiz ve işte kalıntılarına ulaştığımız 177-178 depremi var. Sonrasında bakın 190 yılında 6 şiddetinde bir Pergamon'da, Fokaya'da bir deprem. 253'te Pergamon'da, 262'de Efesos'ta depremler olacak. Ve hatta Efesosluların 10 yıllarca harabeler ve döküntü yığınları üzerinde yaşamalarına neden olacaktır bu 262 depremi. Got yağmasını da buna eklediğimiz takdirde 468'de bir deprem var. Yani biz sürekli depremlerle yaşayan bir kent olduğumuzu 2000 yıl öncesine okuma yaptığımızda da görebiliyoruz ki bu depremler siz benden daha iyi biliyorsunuzdur. Bizans döneminde dahi sürecektir. Salgınlar var. Salgınlarla ilgili tabii ki mikrobiyolojik araştırmalar yapmamız en azından bugün için çok mümkün değil ama tarihi kayıtlara baktığımızda ve Galenos üzerinden okuma yaptığımızda depremlerin yanı sıra İzmir'de veba salgınlarının da çok sayıda ölüme neden olduğunu görmekteyiz. Hatta Ammianus, hani kaynak da veriyorum ki belki araştırmak isteyen dostlarımız veya araştırmış olan dostlarımız olabilir. Ammianus Marcellinus'un eserinde anlatılıyor. Part seferinden dönen Verus'un askerleri hastalığı bütün Roma coğrafyasına yayıyorlar. Bu sırada hekim Galenos Roma'ya hastalık ulaştığında o geriye dönecektir hatta. İşte bu artık vebadan dolayı mı geri dönüyor kendi memleketine, o belirsiz olmakla birlikte bu vebayla Galenos'un da yüz yüze olduğunu biliyoruz. Fakat Galenos 169 yılında imparatorluğun merkezine çağrılıyor. Çünkü o sırada Tuna sınırlarında Germenler tarafından bir tehdit var. O tehditte askerlerin sağlık ekibinde bulunması amacıyla ve Galenos oraya gidecektir ve bakın şurada siz de okuyacaksınız. Aküle'ye gittiğinde, ulaştığımda salgın daha önce hiç olmadığı kadar yayılmıştı. Öyle ki imparatorlar acilen birkaç askerle birlikte Roma'ya kaçtı diyecek ve bunu anlatacaktır. Ama anlaşılan o ki sadece veba değil, başka hastalıklar da Romalıları ve Roma ordusunu tehdit etmişti ve bildiğiniz gibi bu Marcus Aurelius'un imparator olmasıyla birlikte tüm imparatorluğun her köşesine yayılmış olan bu veba hastalığı araştırmacılar tarafından Antoninus vebası diye adlandırılıyor. Ve hatta ölüm döşeğindeyken Marcus Aurelius neden diyor hepimizin ortak noktası olan veba iyi düşünmek yerine benim için ağlıyorsunuz diyor. Tabii bu filozof imparatora yakışır bir söz olarak karşımıza çıkıyor. Yani devletin haline bakın, benim için ağlamayın dercesine bunu söylüyor. Eğer diyor yanımdan ayrılıyorsanız sizi geride bırakırken size elveda diyorum diyecek ve işte ne diyelim arkadaşlarını veya işte devlet bürokrasisini son kez görecektir. Yanında en son Commodus yer alacaktır. Oğlunu isteyecektir yanında. Yine Cassius Dio'dan öğreniyoruz ki Commodus tahta geçtiğinde bir günde örneğin Roma'da 2000 kişi ölüyordu. Ama sonuç itibariyle araştırmacılar İzmir'de dahil olmak üzere yaklaşık 20 yıl boyunca Roma nüfusundan 7 ile 15 milyon insanın telef olduğunu aktarıyorlar ve bu aynı zamanda diğer dinlere olan inancı da güçlendiriyor. Kime? Hristiyanlığa, Mısır kökenli tanrılara, İran kökenli Mitras'a dönük inancı arttırdığı düşüncesindeler araştırmacılar. Bir başka sonuç da bu Antoninus yıkımının yarattığı ülkedeki felaketin bir sonucu da imparatorluğun artık bu tarihten itibaren çözülme yoluna gittiği şeklinde değerlendirme yapmaktadırlar. Biz bir başka salgını yine İzmir'de buna dahil olmak üzere Prokopius'un ağzından İstanbul'da da öğreniyoruz var olduğunu. 542'de çıkan ve
Bizans'ın gizli tarihindeki bu veba salgını not ediyor bize Prokopius. Ama veba kadar kötü bir adam olduğundan İmparator Justinianus'un bahsediyor. Onunla ilgili burada böyle küçük bir not var. Veba salgını yeryüzüne inmiş. Kimisine bulaşmadığı, kimisine bulaşsa dahi dünyadan göçenler kadar kurtulanlar da olmuştu. Ama bu Justinianus'un elinden koca Bizans İmparatorluğu'nda kurtulabilen pek olmamıştı diyecektir. Yani İmparator'un kötülüğünü önceleyen, veba salgınını bile geri planda tutan bir anlatıyla Prokopius'un bu veba salgınını İzmir'de de o tarihte olan veba salgınını anlattığını biliyoruz. Yine İslam'ın ilk yıllarında da bildiğiniz gibi Hazreti Ömer'e atfedilen Buhari'den ve Müslim'den bir alıntı var. Benden daha iyi olan dostlarımız bileceklerdir konuyla ilişkin olarak. Ebu Ubeyde Hazreti Ömer'e diyecektir ki Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Çünkü Hazreti Ömer Şam'a gidecektir ama Şam'da veba hastalığı vardır. Bunun üzerine Ebu Ubeyde bunu diyecektir. Ama Hazreti Ömer, sizin de burada okuduğunuzu varsayıyorum. Hangi taraf olursa olsun Allah'ın kaderi diyerek Şam'a gitmekten vazgeçip geri dönecektir. Böyle de bir İslam'ın ilk yıllarında bir anlatı Buhari ve Müslim üzerinden biliyoruz. Yani veba salgını milliyet, coğrafya, din tanımaksızın bütün dünyada etkili. İzmir'le ilgili bu uzun bahislerden sonra Aristonikos'la ilgili bir şey söylemek de gerekir. Çünkü Spartakus'u her birimiz biliyoruz. Aristonikos'u az kişi biliyor diyelim. Ya da ben öyle düşünüyorum. Aristonikos da önemli isyancılardan bir tanesi ve arkasına kattığı ekonomik seviyesi düşük ve kölelerden oluşan topluluklarla birlikte vasiyetine 3. Attalos'un Roma'ya dönük olan Bergama topraklarını vereceğine dönük vasiyeti kabul etmeyerek isyan edeceklerdir. Ve beraberindekileri Heliopolis yani güneş ülkesi vaat ederek beraberindekilerle isyan edecektir. Hatta Levkay, Üç Tepeler, Karşıyaka Çamaltı Tuzlası'ndaki bunların merkezidir aynı zamanda. Roma bu işin çok kolay olacağını düşünmüştü. Yani tamam kral madem bize topraklarını veriyor demişti, kabul etmişlerdi. Ama hiç de öyle kolay olmayacak. İlk önce gönderilen general bu isyanı bastıramayacak. Hatta isyancıların eline düşecektir. İsyancılar onu yakalayacak ve Aristonikos'a götürürken General Crassus Trakyalı, kendini götüren Trakyalı kölenin gözünü kör edecektir. Bunun üzerine Aristonikos'a götürülen Crassus'un başı kesilip sadece başı Aristonikos'a götürülürken beden orada kalacaktır ama sonra o bedeni Romalılar bugün Kemer Köprüsü'nün civarında bulunan Roma mezarlıklarından birine gömeceklerdir. Yani bu isyanın bu bölgede olması kadar, önemi olması kadar bu isyanı bastırmaya gelen General Crassus'un gömüldüğü mezar da Kemer Köprüsü civarında bir nokta olacaktır. Sonra tabii isyan bastırılacak ve Roma'da Aristonikos öldürülecektir. Ama hani buradaki vurgulamak istediğimiz şey tarihi anlatılar üzerinden Kemer Köprüsü'nün bulunduğu noktada bir Romalı generalin mezarının olduğu şeklinde. Bazilika ile ilgili çok anlatıda bulunmayacağım mimarisi olarak ama 30 x 161 metre boyutlarındaki muazzam bir yapıdan bahsediyoruz. 3 katlı olduğundan bahsediyoruz ve deprem sonrasında yeniden aynı şekilde inşa edildiğini biliyoruz. Hatta aynı malzeme kullanılarak. Burada hepinizin merak ettiği ama bir türlü açamadığımız bildiğiniz gibi duvar yazıları söz konusu bodrum katında. Bu duvar yazılarından tabii ki gemi tasvirleri
en azından daha az İzmir'le ilgilenmiş olan arkadaşlara hitap etmek için bu görselleri koydum. Gemi tasvirleri en yaygın olan tasvirler. Ama bunun dışında göz ile ilişkin yazılar da var. Ama biz bildiğiniz gibi İskender Tıp Okulu'na bağlı bir Simirna'da bir Simirna Tıp Okulu'nun olduğunu biliyoruz. Ve bu okulda Galenos'un anatomi dersleri aldığını biliyoruz. Ve anatomi dersleri alan Galenos İzmir'de göz hastalıkları üzerine bir kitap yazdığını biliyoruz. Dolayısıyla demek ki göz konusunda buradaki İzmir'deki hastane bayağı uzmanlaşmış olmalı ki ister İzmirli ya da İzmir dışından gelenlerin bu duvarlarda bu yaşantıyı, bu ne diyelim günlük yaşamın bu ayrıntısını konu etmişler duvar yazıları üzerinde. Tabii tıbbi aletlere de kazılar sırasında ulaşıyoruz. Metal olsun, kemik olsun, bu tıp okulunun varlığının başka örnekleri olarak da karşımız değerlendirilebilir. Bakın yine farklı yazıtlarda şurada en çok popüler olan diyelim buna Haryas, Lukos, kurt lakaplı Haryas'ın gözlerini iyileştirdiği anlatılan bu yazıda kandil hediye edildiği tanrılara ama hangi tanrıya onun belirsizliğini yaşıyoruz. Başka yazıtlar da gözle ilişkin olarak yani oftalmos ile ilişkin olarak başkaca yazıtlar da duvarlarda yer alıyor. Yine en çok bilinen örnek duvar yazıları içerisinde Asyas Proteus, Asya'nın birincileri içine gizlenmiş bir Efesios yazısı söz konusu. Yani Asya'nın birincileri Efes'tir. Efesler anlamında not yazılmış duvara. Tabii biz bunu sadece Efes için görmüyoruz. Aynı zamanda Tralles yani Aydın ve Sardionois yani Sardis için de Asya'nın birincisi unvanının duvarlarda kullanıldığını tespit edebiliyoruz. Tabii bu tespitler özellikle Amerikalı profesör, eski çağ tarihçisi ve papirolog Bagnale ait olan bilgiler. Benim uzmanlık alanım değil. Ama bu notların dışında bir de izopsefizm dediğimiz ebced hesabıyla şifrelenmiş harflerin rakamsal karşılıklarıyla yazılmış duvarlarda aritmetik sevgili isimleri de var. Mesela bu örneklerden bir tanesi 1308 toplam rakamsal toplamıyla Türkiye olma ihtimali yüksek olan bir kıza sevgisini iletiyor bir delikanlı öyle diyelim. Philoes Arithmos Ate şeklinde iletmiş. Bir başka örnekte mesela Antusa adlı bir genç kıza olasılıkla yine Philoes Ho Arithmos Psila şeklinde yine ebced hesabıyla gizlice isimlerin veya mesajların verdiğini bu duvarlar üzerinde öğrenebiliyoruz. Bunun dışında Hristiyanlıkla ilgili çok az örnek var. Üç tane örnek çok açık. Bunlardan bir tanesinde burada siz de görüyorsunuz. Ho de dokos to pneuma yani çevirirsek herhalde ruh veren kişi ki bunu da Roger Bagnell'e göre Meryem Ana'yı anlatıyor. Buradaki ona atfedilen bir yazı şeklinde değerlendiriliyor bu yazı. Bir başka Meryem Ana'ya gönderme yapan kazıma çizgilerle grafite olarak yapılmış TLT Hekurya yazısı var. Şurada TLT'yi okuyorsunuz diye düşünüyorum. Hekurya burada alfayı şöyle görebiliriz. Arzu edilen kadın bu da yine etimolojik olarak Meryem Ana'ya gönderme yapıldığı şeklinde değerlendiriliyor Roger Bagnell tarafından. Bunun dışında bir üçüncü yazıt var ki o da sol altta okuduğunuz gibi isopsefa yani eşittir kurios omega yani Lord yani Hazreti İsa
800 pistis inanç, yani İsa ile inancı birleştiren, başka yerlerdeki örneklerden de yola çıkarak eşleştiren bir yazı, yine grafito ile yapılmış. Burada da tahmin edelim ki İsop Sefa'yı görebiliyoruz. Kurios burada omega ile ifade edilmiş, pistis de altta. Bunları tabii her dakika okuması oldukça zor. Bazı ışık ortamlarında yakalamak mümkün olabiliyor. Tabii aynı bizde isimlerimizde olduğu gibi kutsal kitaplardan isimleri çok kullanıyoruz kendi çocuklarımızda diye bakarsak eğer, o dönemde de pagan tanrıların isimlerinin kişiler tarafından alındığını ve bunlara ait örneklerin de duvarlarda yazılı olduğunu söylemeliyiz. Burada da mesela örneğimiz Artemidoro Zümrünayu şeklinde, yani Simirnalı Artemidoro, yani demek ki Artemis gönüllüsü bir şahıs kaleme almış. Yeni olduğunu varsaydığım bilgilerden de bir tanesi de tabii ki Agora'nın meydanında birçok taş malzeme var, mimari eleman var. Onların kökenleriyle ilgili araştırmalar yapıyoruz dostlarımız ve arkadaşlarımızla beraber. Ve biliyoruz ki İzmir yakınında Limontepe'de, Trazlı'da, Teos'tan, Marmara Adası'ndan ve Dokimeon'dan İzmir'e mermer malzeme gelmiş. Ama bunun dışında daha uzaklardan, mesela adalardan, Lesbos'tan ve Numidya'dan, yani Tunus'tan, mermer malzemenin Simirna'ya gelip satıldığını ve birçok mimari eserde kullanıldığını öğrenmekteyiz. İtalyan ve Türk jeologlar çerçevesinde. Yine bir başka hocamızın tespitleri üzerinden bakın, İzmir'de Güney Galya seramiği var. İzmir'de İtalyan seramiği var, sigilatası var. İzmir'de Mısır boyalı seramiği var. Bütün bunlar İzmir'in ne kadar Akdeniz'le kucaklaştığını gösteren objeler olarak karşımıza çıkıyorlar. Yine sıkkeler üzerinden, grafitolar üzerinden ve amfora mühürleri üzerinden bir yolculuk yaparsak, İzmir'in 79 ayrı kentle kente ilişkin objeyi bünyesinde bulundurduğunu söyleyebiliyoruz. 79 data üzerinden. Bunun en fazlası tabii ki yakın olması dolayısıyla biraz da Efesos yoğunluklu olarak karşımıza çıkıyor. Ama şu haritadan da görebileceğiniz gibi Yunanistan'dan Anadolu'nun içlerine kadar birçok kentin malzemesi İzmir'de bulunuyor. Yani Ege ile ve Doğu Akdeniz'de kucaklaşan ve tabii ki Akdeniz'in tümüyle kucaklaşan bir kentten bahsediyoruz bu anlamda. Şimdi İzmir'de tabii arkeolojik çalışmaları yürütülemeyen ama Aziz Polikarpos'un yaşamında konu edilen ve ne o tarihte öldürüldüğü stadyonun yerini hepiniz biliyorsunuz. Burayla ilgili herhangi bir çalışma tabii ki yok, ama en azından bilmeyen arkadaşlarımız varsa diye stadyonun Kadife Kale'ye, şehitliğe doğru çıkan yol üzerinde yer almış olduğunu söyleyelim. Bunu konu etmiş olalım burada. İzmir'de tıp okulundan bahsettik. Belki az önceki slaytta söylemem gereken bir şey daha vardı. Bir gladyatör okulu var. Ve yine belli ki bir heykeltıraşlık okulu da söz konusu. Çünkü bulmuş olduğumuz işte Faustina'nın portresi. Burada çocuk başı diye daha çok tanımladığımız Eros'a yakın bir çocuk başı örneği bize İzmir'de güçlü bir heykel okulunun var olduğunu gösteriyor. Bakın bu Simirna Agorası çerçevesinde bulduğumuz objeler, bakın yarım işlenmiş bir Herakles var burada. Yani bir okulunun olduğunu gösteriyor, bir heykeltıraşlık okulunun bütün bu objeler. Tabii bunun en ünlü, en simgesel, en zirvede olan örneği de Fuar Müzesi'nde yer alan
İşte soldan sağa Artemis, Poseidon ve Amfitrite heykelleri var. Bunların birkaç parça da müzenin deposunda var. Ama matematiğini söylemek zor. Hangi başka tanrılar vardı ve o tanrıların hangi matematik içerisinde Simirna Agorası'nın ortasında bulunan bir sunağa çevriliyor olmalı bunlar. Yani bazilikanın üstünde önerileri var çünkü. Fakat o kadar yüksekte sergilenmediklerini düşünüyoruz. Daha çok Nauman'ın da önerdiği gibi 1950'lerde Simirna Agorası'nın meydanında bir sunak var. Magnezya sunağı gibi. Magnezya'daki Artemis Leukofriene tapınağının sunağı gibi bir sunağın parçaları olduğunu değerlendiriyoruz. Buradaki bu güzel, muazzam eserlerin. Macit Başkanım tiyatroda mutlaka bahset dedi. O yüzden tiyatro Kadife Kale'nin şu şekilde görünmeyen bir yamacında yer alıyordu. Simirna Agorası yine son 10 yıla kadar veya son 5 yıl diyelim, son 5 yıla kadar gözüküyor. Ama Simirna Tiyatrosu yeri biliniyordu ama algılanamıyordu. Üstünde yapılaşmalar vardı. 2012-13 yılına kadar bu yapılaşmalar kamulaştırmayla birlikte ortadan kaldırılınca tiyatro karşımıza çıktı. Tiyatronun şöyle bir örnekle başlamak istedim nedense. 6. yüzyıl ve 5. yüzyıl tiyatroları ki en çok yayını olan Atina Dionysos Tiyatrosu, tiyatrolar stadyonlarda buna dahil olmak üzere, meclis yapılara dahil olmak üzere seyirci oturma yerleri önce belki yamaçlardı ama sonrasında ahşap oturma basamaklarına yerini bıraktı. 5. yüzyılda ahşap oturma basamakları sahne binası ile bütünleşti. Yani ahşap sahne binaları ortaya çıkmaya başladı. Ve bunun hemen yanında da bir Dionysos Tapınağı, Atina Dionysos Tiyatrosu'ndan yola çıktığımızda söyleyebiliyoruz. Şimdi demek ki tiyatro koruyucu tanrısı Dionysos, böyle bir şablon beklememiz gerekir hemen hemen her yerde. Gün geldi milattan önce 4. yüzyılda Atinalı politikacı Retor Lycurgos, şimdi 4. yüzyılda çok uzatmadan sahne binasıyla Dionysos tiyatrosunu tümüyle taştan inşa ettirdi. Bu bilinen ilk taş tiyatro olarak karşımızda. Peki taş tiyatro inşa edebilmek için belli bir bilgi birikimine ihtiyaç var. Bu bilgi birikiminin de Anadolu üzerinden Yunanistan'a ve Roma'ya, tabii ki deniz yoluyla da gidecektir. Bilgi Sümerlerden itibaren zikkuratlarda ve piramitlerde zaten depolanmıştı. Ve şimdi Yunanlılar üzerinden bu bilgi, işte Artemis Tapınağı yapılarak, Mauzelyon yapılarak, İskenderiye Feneri yapılarak, hatta Parthenon'daki Athena Tapınağı da yapılarak, bu bilgi Yunanlılarca da benimsendi ve Roma'ya aktarılacaktır. Yani bir günde tiyatro yapılmadı. Çok uzun bir süreçte büyük deneyimler üzerinden bu yolculuk yapıldı. Tiyatro önemliydi çünkü tiyatrosuz kent olamazdı. Çünkü tiyatrolar halkın eğitiminde önemliydi o dönem yöneticileri açısından. Ama aynı zamanda halkın birbiriyle sosyalleştikleri bir yerdi. Ve resmi kurumlarla iletişim kurdukları bir yerdi tiyatrolar. Bu anlamda tiyatro mutlaka her Yunan kentinde olurdu. Çin'de duymadık mesela bir tiyatro var mı? Ama tabii ki ahşap kumpanyalar olacaktır. Mısır'da da olacaktır, İran'da da olacaktır. Ama tabii bu özellik tırnak içinde bir demokrasiyle Yunan şehir devletleri çerçevesinde ortaya çıkmıştır. Romalılar bunu başka bir noktaya taşındığını sizler benden çok daha iyi biliyorsunuz. Halkın buluştuğu ve yurttaşlık bilincinin geliştiği yerlerdi bu yerler. O yüzden önemseniyordu bunlar. Şimdi İzmir Tiyatrosu'na dönelim. İlk veriye biz tiyatroyla ilgili anlatıma daha doğrusu Vitruvius üzerinden ulaşıyoruz. Vitruvius diyor ki tiyatronun hemen karşısında Stratonikeion vardı ve hem tiyatronun hem de Stratonikeion'un birlikte olması çok örnek bir çalışmadır ve diğer kentlere örnek olmalıdır diye yazacak.
Ve biz de buradan bir çıkarım yapıyoruz tabii. Demek ki övgü dolu sıfır yıllarından olduğunu düşünürsek eğer Vitruvius'un Augustus döneminden olduğunu düşünürsek yani demek ki tiyatronun karşısında portikolara olan ya bir portiko şeklinde ya da bir kutsal alan etrafı portikolarla çevrilmiş bir kutsal alan var ve bu övgü alıyor çünkü biliyoruz ki biz Pergamon tiyatrosu örneğinden de tiyatro teraslarında stoalar olur ve bu stoalarda hem izleyici yağmurdan güneşten korunmak için kaçar hem de tiyatroda sergilenen bazı enstrümanların buralarda saklanması sağlanır. Peki Stratonikeion ne? Yine kaynaklardan, antik kaynaklardan öğreniyoruz ki bu Kral Antiochos II'nin annesi, annesiyle Afrodite'yi birleştiren bir kült oluşturuyor İzmir'de. Çünkü İzmir M.Ö. 3. yüzyılda, kuruluş yıllarında, kuruluşunun ilk yüzyılında Ptolemaios'larla Selevkos'ların yani Suriye krallarının çatışma alanı. Daha çok Suriyelilerin elinde kalmış olan bir kent. Bu çerçevede de bir kült oluşturuluyor. Bu 3. yüzyıla ait. Vitruvius bize 300 yıl sonra veya 200 yıl sonra bu kültten bahsediyorsa demek ki hem de tiyatronun yakınında bu kültün olduğu yerde demek ki tiyatro da vardı. Yani M.Ö. 3. yüzyılda tiyatro mimari olarak yoksa da alan olarak kullanımdaydı ve karşısında da bir Afrodite Stratonikis kültünü icra eden bir tapınak yer alıyordu. Peki Aristides sonra karşımıza çıkıyor. 2. yüzyılda bir aramız var. Burada detay vermiyor tiyatro ile ilgili ama diyor ki bir tiyatro var Smyrna'da. Sonra 17. yüzyılda Jean-Baptiste Tavernier, sonra Manconi, sonra Tournefort bize tiyatroyu anlatıyorlar. Ama Tournefort'un bir notu var. Bütün taşlarının sökülerek bedesten ve kervansaray yapımında kullanıldığından söz ediyor. Biz tiyatroda bazı noktaların eksik olmasını biraz da buna bağlıyoruz. Demek ki tiyatro taş ocağı olarak kullanıldı ve kemer altındaki bazı yapıların inşaatında tıraşlanarak kullanıldı. Sonrasında Otto Friedrichs von Richter, sonrasında Kont Louis Forbin, Sir Charles Wilson bunlar hep tiyatrodan bahsederken sonunda Otto Berg ve Otto Walter Smyrna Tiyatrosu'nda bir araştırma yapıyorlar ve bu tiyatroya ilişkin bilgiler Aptanische Mitteilungen'de yayınlanıyor ve Türkçe'ye de 1932 yılında İzmir'de Roma Tiyatrosu adıyla çevriliyor. Bizim ilk bilgilerimiz ve sağ üstte gördüğümüz plan, bizim rötuşlarımız var orada. Bu plan ve tiyatronun burada gördüğümüz kesidi, yani sahne binasının 3 kat olması, özellikleri, bakın bir portikosunun en üstte olması, 3 kademeli olması, 3 kademeli olması. Yine bakın burada vomitorium çıkışı var. Bu vomitorium çıkışının olması bize ilk defa onun ağzından veya onun notları üzerinden öğreniyoruz. Ve başka detaylara da tabii ki giriyor bu iki arkadaş. Ve şurada bakın Efesos'taki tiyatronun çapı 142 metre, Miletos'taki 139-80 metre. Ama bu arkadaşların bize ulaştırmış olduğu bilgi 152 metre çapında bir tiyatrodan bahsediyor. Yani ciddi bir tiyatrodan. Bizim yaptığımız ölçümlerde de 155 metre çıkıyor. Yani belki de Efesos ve Miletos tiyatrolarını aşan bir büyüklükte bir tiyatroyla karşılaşabileceğiz. Şimdi kazılarından bir küçük kuple gösterelim. Bakın dolu bundan 6-7 yıl önce. Tiyatronun üstü doluyken yıkımlar yapıldı. Buradan hava fotoğrafı üzerinden görüyorsunuz. Burada da kamulaştırma ve yıkımlar sonrasında ortaya çıkan tiyatronun koyağını rahatlıkla görebiliyoruz. Bakın daha yakın görüntüler var burada. Yıkımlardan sonraki görüntüler ve kazının başlangıç sağda ve solda başlangıç aşamasından fotoğraflar var. Kazıların sürdüğü söylemeliyiz. Özellikle son iki senede hızlıca kaybettiğimiz yılları kazanmaya çalışıyoruz diyeyim.
Hızlı derken tabii kastım şey değil. Yani arkeolojik dinamiklerinin dışında bir kazı çalışması, bir hafriyat niteliğinde anlamında değil. Kazı potansiyelimizin büyük kısmını tiyatrodaki kazılara aktarıyoruz anlamında söylemek istiyorum. Oradan hava fotoğraflarından Smyrna Tiyatrosu'nu görüyorsunuz. Şu gördüğünüz bölüm alt kademe, yani üstte daha iki kademe var. Bu alt kademe yaklaşık arkadaşlara dedim ki buraya kaç kişi oturabilir bir mimar arkadaşlarımıza bir hesaplasanız da henüz 375 koltuğumuz var. Onu söyleyebilirim. Altta sahne binasını görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 odadan oluşan ikinci kat seviyesindeyiz ya ama. İkinci kat seviyesinde 7 oda ve önünde bir koridordan oluşan bir sahne binası. Bir de bunun bodrum katının olduğunu düşünmeliyiz. Böyle bir görüntü içinde. Devam edelim. Bakın biraz daha yataydan fotoğraf. Alt kademe buradan itibaren ise orta kademe, yani medya kahveye başlayacak. Biz şimdi İMA kahveyi ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bu son fotoğraflardan geçen seneki çalışmaların bir tanesi. Bakın biraz daha yaklaştığımızda oturma basamaklarını görüyoruz. Arkalıklı koltuklarını görüyoruz. Diazoma'yı görüyoruz arkada. Diazoma ve Diazoma'dan medya kahveye çıkan merdiveni, krepisi de burada görebiliyoruz. Zaten ilk yolculuğumuz da bu merdivenin ortaya çıkarılmasıyla başladı ve ondan sonra tiyatroyu daha bilinçli bir şekilde kazma imkanımız olmuştu. Bakın Proskene'yi görüyorsunuz burada. Mermer kaplı ve enteresan gelebilir belki. Ben tabii çok mutlu oldum bulduğumuzda. Proskene'nin mermer kaplamaları aynen duruyor. Yani devşirme malzemeyle yapmışlar. Belli ki bir onarım sonunda yapmışlar ama Proskene'nin bizim bulunduğumuz yerde sahneyi düşünün, Scanay Frons'u düşünün, cepheyi. Bu cephenin önünde Proskene ve Proskene'nin mermer döşeli zeminini burada görüyorsunuz. Basamaklar devam ediyor. 16 basamak bugüne kadar çıkardık İMA Kavea'dan. Bakın bir merdiven kulesi var. Merdiven kulesinin taşıyıcı sistemi diyelim. Burası dediğim gibi Proskene seviyesi. Bizi altta halen bekleyen bir bodrum katı olduğunu söyleyelim. Şimdi bunlardan birazcık bahsettim zaten. Yani çok görkemli bir şekilde İzmir Körfezi'ne bakan, M.Ö. 3. yüzyıldan itibaren etkinliklere açılmış olan bu alanda M.Ö. 2. yüzyılda ilk defa taş mimari taştan yapılan bir yapıyla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliyoruz. 4. yüzyılda bütün pagan dünyasında şöyle cümleyi söylesem daha iyi galiba. Bütün Roma dünyasında pagan etkinlikler yasaklanınca tiyatroları içinde sonu ne diyelim yaşamın sonu gelmiş oldu. Tiyatrolar da 4. yüzyılda Hristiyan imparatorlar tarafından oyunlar yasaklanınca tiyatrolarda artık başka işlikler anlamında, atölyeler anlamında kullanılmaya başlandı. Şimdi bakın şu sağdaki fotoğraflardan oturma basamaklarının iki parçalı olduğunu görüyoruz. İki parçalı kireç taşından yapıldıklarını görüyoruz. Her birinin 40 santim yaklaşık yüksekliğinde ve 80 santim derinliğinde oturma yerinin olduğunu hesaplayabiliyoruz. Anadolu tiyatrolarında bu 41 santim ortalamada ve 60 santimle 79 santim düzeyinde bir oturma bölümü var. Tabii bunun önemli bir kısmı ayak basma yeri olmak üzere olduğunu düşünürsek. Bakın Efesos'ta 35 santim, Miletos'ta 36 santim yükseklik, Pergamon'da 48 santim hesaplanmış. Aspendos'ta 30 santim yükseklik var. Genişlikleri de burada 78, 67, 66, 74 şeklinde görebiliyoruz. Yani Anadolu tiyatrolarına paralel bir seyir tabii ki izliyor. Tiyatronun açısıyla ilgilendik. Dedik ki bütün tiyatrolara bakışsak ve Smyrna Tiyatrosu'nu bir ölçümlesek nasıl bir eğimle yapılmış diye ve geçen sene bulduğumuz yeni bölümlerle birlikte bunun 29 derecelik bir açıyla oturma sıralarının yükseldiğini
hesapladı arkadaşlarımız. Bakın burada Efesos'ta 28, Miletos'ta 27, Pergamon'da 29, Aspendos'ta 22 derecelik açılarla oturma sıralarının yükseldiği tespit edilmiş. O anlamda Smyrna Tiyatrosu ortalama bir rakamda diyelim. Çünkü Hierapolis, Sagalassos, Troya'da, Arikanda'da bu 31 derece. Dolayısıyla Smyrna Tiyatrosu ortalamayı bulmuş. Zaten yapılan araştırmalarda 30 derecelik açının en uygun açı, hem görüş açısından hem sesin yükselmesi açısından hem de felaket durumunda o oturma sıralarının aşağıya düşme eğiminin en az tehdit edici olmasından 30 derecelik eğimler tiyatro için yaklaşık tercih ediliyor. Şimdi bizim yaptığımız bu kazılarda ve tabii ki taşa dokunuyoruz artık. Taşlara dokununca bu güzel taşların farklı profillerde olduğunu bölüm bölüm gördük. Üç farklı profil var. Bu bize hiç yabancı gelmiyor. Çünkü tiyatrolar etkinlikler sırasında dahi bölüm bölüm kapatılarak onarımları antik çağda da yapılıyordu. Çünkü bu biraz da maliyetlerle de ilgili. O sırada kent devletinin ya da merkezden alacağı desteğin boyutlarıyla da doğrudan ilişkili olduğu için bölüm bölüm onarımlar yapıldığını bize bu üç farklı profildeki oturma sıralarında olması gösteriyor. Diazoma genişlikleri genellikle böyle altı ayaktır. Smyrna Tiyatrosu'nda bakın işte 1.75, 1.80 ölçebildik. Daha sonra inşallah daha kusursuz ölçebileceğiz. Altı ayak önemli, çok kritik bir nokta. Çünkü korkuluklu basamakların eğer altı ayaktan daha azsa korkuluklu basamaklar yapılmıyor. Yani düzeltiyorum. Ne diyeceğiz ona? Arkalıklı koltuklar yapılmıyor. Altı ayaktan eğer fazlaysa arkalıklı koltuklar yapılıyor ki sesin yukarıya ulaşmasını sağlayabilmek anlamında. Şimdi bizim devam ediyor tabii. Hem ölçümler yapıyoruz hem de kazıları sürdürüyoruz. Daha önce Walter ve Berg İma Kavea'nın şurada da görüyorsunuz 10 dilimden oluştuğunu veya birimden oluştuğunu çizmiş. Fakat bizim yaptığımız kazılarda bu 5 ile 7 arasında bir noktada olması gerektiği anlaşılıyor. O anlamda ilk tespitlere göre 5 ile 7 arasında birimden oluşan, yani eğer Kerkides, Kuney diye söyleyebiliriz, bunları tanımlayabiliriz. Kerkides, Kuney ya da Latince birimden oluştuğunu söyleyebiliyoruz. Walter ve Berke'in aksine. Bakın bunu şöyle Photoshop'ta biraz çalıştığımızda şöyle bir görüntüsü var. Sahne binası burada. İma Kavya'nın tabii ki birimleri bunlar. Kuney veya Kerkides şeklinde. Evet. Arkeolojik terim olarak tanımlıyoruz. Bakın tespit edilenlerden bu her birim içinde İma Kavya'da Sear'ın Ancient Theater diye bir kitabı var, 2006 tarihli. Bu kitapta bu Avustralyalı meslektaşımı dünyadaki bütün tiyatroları bir katalog haline getirmiş ve bu tiyatrolar bu çerçevede Smyrna Tiyatrosu ile ilgili de İma Kavya'da 19 sıra olduğunu söylüyor. Biz henüz 16.'ya ulaştık. Medya Kavea'nın yani Orta Kademi'nin 21 basamaklı olduğunu, Summa yani üstteki Kavea'nın da 23 oturma sırasından ibaret olduğunu yazmış eserinde. Efesos'ta peki ne var diye baktığımızda, bakın İma Kavea'da 11, Medya ve Summa Kavea'larda 22 birim var. Yani şunlardan bahsediyoruz. Kerkides, Kuney diye tanımlıyoruz onları. Basamak sırasına baktığımızda 24, 22, 21 şekilde oturma sırasından her birimin oluştuğu ya daha doğrusu her kademenin oluştuğu hesaplanmış. Miletos'a geldiğimizde ise Miletos'ta 5, 10 ve 18 Kerkides'ten yani birimlerden basamaklar da 20-20-20 şeklinde hesaplanmış. Demek ki bizdeki henüz 16. basamaktayız.
Ama önerilen 19 adet olması sanıyorum bir fazla olacaktır. Şemasına bakıyoruz tiyatronun. Bu şema çerçevesinde de Miletos Tiyatrosu'na daha yakın bir görüntü çizdiğini görebiliyoruz tiyatronun, Smyrna Tiyatrosu'nun. Ama biz henüz %10-15 eşiğinde bilgiyle bu sunumu yapıyorum veya bu ölçekteki canlandırmalar yapıyoruz. Bu ölçekte canlandırmalar. Bakınız burada hemen İmakavya'nın yanında Anelemma duvarına bitişik olarak inen krepis yani basamağı görüyoruz. Doğudaki ilk birim Kuney burada yer alıyor. İndiğimiz noktada bakınız Proskene yer alıyor. Fakat bizim basamaklarımız halen Proskene'nin altına yani alt kotlarına doğru indiğine göre demek ki 19-20-21 basamak beklememiz gerekir. Buradan daha iyi belki bunu görme imkanımız var bu anlamda. Bakın merdiven kulesi hemen arkasında bir merdiven kulesi var. İmakavya'nın tam merkezine çıkan bir merdiven bu. Yani kolaylaştırıcı olmaya çalışmışlar. Ayrıca seyircileri birbirinden koparmak için başka bir yol daha yaptıkları anlaşılıyor. Ben böyle bir örnek başka yerde görmedim ama o benim eksikliğim de olabilir. Bakın kazılar sırasında Proskene'nin zemininde şurada gördüğümüz şekliyle 9 taş oyunu var. Ama biliyorum ki rehber dostlarımız bunu Hazreti İsa'yla da eşliyorlar. O yüzden en azından Smyrna Tiyatrosu'nda 9 taş veya Hazreti İsa ile ilişkilendirilebilecek bir çizim olduğunu size tanıtmış oluyorum. Bakın sahne binası bunun 5 mekanı 7 mekandan sağdan sola şeklinde görüyoruz. Şu ikinci mekanı unutmayalım diyorum. Proskene'nin görüntüsü bakınız burada. Proskene'nin ve bu Proskene gelip basamakların olduğu noktada kazı yapamadığımız için sonlanıyor şimdi. Ama gelecek sene ya da bu sene bu basamaklarla orkestraya inme çabasında olacağız. Bu senenin tabii en güzel objesi burada gördüğümüz, tabii bütün objeler değerli ama belki ikinci, üçüncü, dördüncü gözler açısından en güzel buluntularımızdan bir tanesi Satyros kabartmasıydı. O Satyros kabartmasını burada birleştirilmiş hali, burada çıkarılmakta olan hali, burada bacaklarının ayrı bir parça olarak çıkarılmakta olan halini görüyorsunuz. Fransız ve İtalyan uzman arkadaşlarımıza göre bu Trajan Hadrian dönemine ait bir eser, bir kabartma, bir satiroz. Peki malzemesi nereden gelmiş? Taşos adasından veya Tasos adasından getirilen dolomitten yapılmış bir kabartma. Dionysiak bir konunun bir parçası. Belli ki Proskene üzerinde yer alıyordu. Bu hatta burada sağ üstte canlandırmasını şimdilik tabii yerini tam bilmiyoruz ama 1.70 yaklaşık boyunda sanıyoruz ki Proskene'de işte Nusa Tiyatrosu'nda olduğu gibi örneğin Proskene cephesinde Proskene'nin üzerinde sahne cephesinde yer alan bir frizin parçasıydı. Yani Trajan Hadrian dönemine ait. Eğer başarabilirsek gelecek ay İzmir Müzesi'nde bunu sergilemek istiyoruz. Diğer heykel örneklerimizle bir tane diye beraber. Şimdi peki devamında başka neler var? Yazıtlar var. Bu yazıtlardan bir tanesi 177-178 depreminden sonra olduğunu hocamız Sayın Profesör Doktor Cumhur Tanrıver'in tercümesiyle Türkçe'ye çevirmesiyle imparatorluk tapınaklarının baş rahibi olan Marcus Claudius Proclus'un şehir yani Smyrna adına tanrılar ve imparatorlara adak olarak bir çeşmenin tamiratını yaptırdığını yazıyor. Böyle bir yazıtla karşı karşıyayız. Bu ne demektir? Az önce söyledik tiyatro
Evet, bir Dionysos tapınağı olması gerekir. Bir Vitruvius'tan öğrendiğimiz Stratonikis tapınağı var. Ve şimdi bunun yanına bir de çeşme yapısı, bir nymphaion eklememiz gerekiyor. Yani tiyatronun yakın çevresinde bu yapılar ve izleri bulmak durumundayız. Başka peki ne yazıtlarımız var? Bu tiyatro ile ilişkin ve İzmir tarihine ve tiyatrosuna ışık tutabilecek. Bunlardan bir tanesi yine bu iki yazıtı da bu sefer Profesör Doktor Recai Tekoğlu'nun okuması üzerinden Septimus Severus'a ait bir yazıt. Yani ona atfedilmiş olan, kim tarafına atfedildiğini bilmiyoruz ama bir gördüğünüz gibi bir silme üzerinde yer alıyor. Bu demektir ki Septimus Severus zamanında ki 209-212 yılları gibi bir tarihlendirme yoluna gitmekteyiz şu aşamada. Çünkü İzmir aynı zamanda Neokor Tapınağı, bu yazıta göre Neokor Tapınağı. Yani Neokor olmuş İzmir. İzmir'in biz üçüncü kez Neokor olduğunu biliyoruz Karakalla döneminde. Septimus Severus'tan sonra. Şimdi bu demektir ki bu tarihlere ait ama kimin tarafından yazdırıldığı ve adandığını bilmediğimiz bir yazı. Diğer tarafta da komşumuz ve İzmir'in en çok yakın bulunduğu Selanik'le ilgili Bassos ve okuduğunuz gibi Selanik'ten Bassus ve çocukların ekipmanları buradadır diyor. Yani belli ki Selanik'ten ne diyelim tiyatroda aktivitede bulunmak için gelenler var ve bunlar duvara bu şekilde bir yazı yazarak kendi yerlerini belli etmişler. Bu da bize tabi antik dünyadaki tiyatro oyunlarının kentler arasındaki yolculuğuyla ilgili de bize bilgiler vermesi açısından değerli. Bu da milattan sonra 3. yüzyıla tarihlendirilen bir yazı. Son birkaç slaytım kaldı. Sizin canınızı çok da sıkmak istemiyorum bu tam yemek saatinde. Ama bir vomitorium peşindeyiz. Yani bir alt geçi, izleyici alt geçidi peşindeyiz. Doğu taraftaki İmakavea'nın Cuneus ya da Kerkideslerini ortaya çıkarırken peki batı tarafta neler vardı diye bu sene dokunduk. Ve şurada bakın bir açıklık göreceksiniz. Ve yıkımlar sonrasında şöyle bir görüntü vardı bu bölümde. Biz o görüntüyü kazı yaparak şu hale getirdik, basamaklı hale getirdik. Şuradaki fotoğraf üzerinde de doğu bölümü ve bu doğu bölümde ne beklediğimizi çizmeye çalıştım. Yani bir vomitorium çizmeye çalıştım. Bu vomitoriumun giriş noktası şöyle bir açıklıkla bugün için gerçekleştirilebiliyor. Buraya girdik ve bu vomitoriumu ortaya çıkarmak çabası içerisinde olduk son iki ayda. 2020 yılında. Yani buradaki vomitoriumun eğer Walter'ın çizimlerinden bakacak olursak şöyle bir girişi var ve şu noktadan çıkış yapıyor. Bu bölümü de yani doğu bölümündeki vomitoriumu da bulmaya çalıştık. Böylece yani bir vomitoriumu da yakalamak istiyoruz. Bu vomitoriumun 1950'lerden bakın şöyle 1946-56 yıllarında Bin'in arşivinde bir görüntü var burada. Buraya giriş yaptık ve burada arkadaşlarımızı görüyorsunuz. Sağda işte ben olmuş oldum. Yıllar sonra, 70 yıl sonra bir görüntü, eğer bizden aralıklarla girenler olmadıysa 70 yıl sonra bu vomitoriumun içine girmiş olduk. 16 metre boyunca uzanıyor. 3,5 metre genişliğinde kesme taşlardan yapılmış bir vomitoriumdan bahsediyoruz. Batı bölümde. Doğu bölümdekinin izi var ama sanıyoruz ki tonoz sistemi kaybolmuş durumda. Evet Macit Bey, ben burada bitirmiş olayım. Sabrınız için teşekkür ederim. Sayın Hocam, uzun bir zamandan sonra canlı bir şekilde gezmiş gibi olduk. Teşekkürler. Ağzınıza sağlık, çok teşekkür ederim. Her zaman bizi hiçbir zaman kırmadınız. Hep ne zaman çağırdıysak, davet ettiysek koşa koşa gidiyorsunuz.
sadece burada değil, bizi kaç kez öğren yerinde gezdirdiniz. Biliyorum o güzel günler en kısa zamanda gelir ve biz tekrar koşa koşa sizin yanınıza gideriz. Mikrofonları kapatalım lütfen. Mikrofonları kapatın lütfen. Lütfen mikrofonu kapatıyorum, açmayın. Eğer sorular varsa chat üzerinden yazarsak seviniriz. Hocaya aktarırım ben. Hocam bir soru ben önce sorayım. Tabii tabii. Tiyatro ile ilgili. Şimdi ben toplantılara da katıldığım için bu arada size teşekkürler giriyor, okuyorsunuz herhalde. Eğer bakarsanız aşağıdan geliyor. Teşekkürler. Tuğuş Sayar sizden bir ricası vardı. Ne durumda bilmiyorum. 2023 yılında şu tiyatroyu yetiştirin diye bir şeyler söylemişti. Bu program geçerliliği devam ediyor mu? Bana göre tabii biraz zor gibi gözüküyor ama tahmininiz nedir bu konuyla ilgili? Ya biz arkeoloji dinamikleri çerçevesinde elimizden geldiğince mali durumu bir kenara koyarak, işte arkadaşlarımızın profesyonelliğini bir kenara koyarak biz kendi mecramızda kazımızı sürdürüyoruz. Bir tarih vermek zor. Geçen sene biliyorsunuz 4-5 ay zaten pandemi dolayısıyla 1 Haziran'da mı serbest kalmıştık? Evet. 1 Haziran'da düşünün ki mesela 6 ay kaybettik. Tabii bu arada da şimdi bu sene doğru mu bilmiyorum. Şu anda tahsisat durdu mu? Ödeme yapılıyor şimdi, mu yoksa ara verildi mi? Sanıyorum gelecek aydan itibaren böyle bir imkanımız olacak. Eğer bu imkan olursa bir gelecek aydan itibaren, yani ne oluyor? Ocak, Şubat, Mart. Mart ayı ile birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hayırlısı hocam. Hayırlı olur inşallah. Burada sorular gibi. Ben Bergama Tiyatrosu yetişemiyorum. Siz orada yetişiyor musunuz hocam? Bayağı hızlı geçişler oluyor. Birçok teşekkür. Bu arada da Bergama Tiyatrosu için hep en dik tiyatro deriz. Tiyatronun açısının aynı. 29 olması ilginç geldi diye bir yorum. Evet, biz şimdi şöyle bir algı oluşabilir. Hani ben de gidip ölçmedim. Ben yayından aldım bunu. Şöyle bir algı olabilir yalnız. O uçurum ya bir tarafı. O diklik hissi oradaki eğimi tetikliyor olabilir. Ama dediğim gibi ben gidip kendimi ölçmediğim için bu bir yayının yalancısı olarak bunu kullanıyorum. Zaten ilk önce o tepki çekiyor. Nasıl ben dik tiyatro nasıl oldu 29 derecelik bir açı diye. Ama yani benim yapacağım bir şey yok. Benim aldığım yayın öyle. Hatta içinde mühendis arkadaşlar varsa kazı başkanına çaktırmadan bir orada böyle bir derecelendirme yapsalar bana da söyleseler. Bergama Tiyatrosu'nda. Cenk arkadaşım. Duydunuz mu? Hassas bir soru sormuş. Aslında ona ilaveten benim de var. İki sorum olacak demiş. Birincisi Agora'nın mozaikleri ne zaman ziyarete açılacak? İkincisi bulunan Roma hamamı ile ilgili bir şeyler var mıdır? Buna ilaveten ben her zaman sorduğum soruyu tekrar soruyorum. Aşağıdaki yazıtların olduğu bölüm açılma ihtimali var mıdır? Biliyorum güvenlikle ilgili bir sıkıntı var orada. Evet. Ama yani bu pandemi dönüşümünde acaba bir sürpriz olabilir diye sormak isteriz. Evet, o pandemi dönüşünde bir sürpriz yapacağız. Bir proje hazırlıyoruz şimdi. O proje çerçevesinde daha uzun soluklu bir gezi sağlamak için. Ama onu başaramazsak bile şu kazı sezonu açıldığında yaz aylarında kontrollü bir ziyaret imkanı sağlamak istiyorum. Çünkü yıllardır söylüyoruz artık yani şey oldu, ne diyelim, ayıp oldu. En azından bir bölümünü böyle bir güvenlik görevlisi arkadaşımızla birlikte en azından böyle bir bölümünü görme imkanı olsun ziyaretçilerin. Şimdi kuruldan onaylanmış olan bir gezi projemiz, gezi güzergahı projemiz var. O projeyle şimdi yazışması sürüyor. Ya bakanlık ya da İzmir Büyükşehir Belediyesi üzerinden yeni bir gezi güzergahı, engelsiz bir gezi güzergahı projesinin uygulamasını bu sene içinde yaptırmak çabası içindeyiz. Her türlü sorun yok, bitti. Buyurun. Sanırım bu aynı zamanda üst kapının alt kapıya taşınması ile ilgili. Çünkü biz de otoparkla ilgili ben çok ciddi
Büyükşehir Belediyesi ile mücadele içindeyim. Nihayet Konak'ta bize 4 otobüslük indirme bindirme yeri ve projeyi onayladılar. İnanılmaz bir şey 2 sene uğraştan sonra. Agora'da alt kapının orada 8 arabalık indirme bindirme olduğunu, fakat kapının taşınmamasından dolayı işleme girmediği söyleniyor. Sanırım bu proje, umarım, yani habire ihale dönüyor, artık ihale bekleye bitmeyen bir ihale oldu bu. İnşallah biter de pandemiden sonra İzmir bir canlanır biraz. Bir soru daha var. Hocam, kapanma bittiğinde hafta sonu günleri de çalışmaları devam etmeyi düşünüyor musunuz? Hafta içi çalışan ama gönüllü olarak kasıldığında görev almak isteyenler olabilir. Hafta sonu çalışmaları yapılacak olursa ben gönüllü olarak katılmak istiyorum. Böyle bir şey var mı hocam, ben bilmiyorum ama. Şöyle, yani hafta sonu çalışmıyoruz tabii, çünkü biz ne diyelim 12 ay sürekli çalışınca hafta sonlarında tabii ki hem işçi arkadaşlar hem arkeolog arkadaşların bir tatil şeyi var. Tabii. Yani o yüzden yıpranmamak adına hafta sonları çok çalışmıyoruz. Hafta içerisinde hep bu teklif geliyor. Hemen herkese teşekkür ediyorum. Tabii sadece bize değil, başka kazılara da geliyor. Fakat devletin kabul ettiği bazı normlar çerçevesinde ancak çalışma gönüllülük esasına göre olabiliyor. Fakat tabii devlet de bize iş güvenliği gibi bir şey de dayattığı için risk almakta insan tabii zorlanıyor. Yani şimdi orada bir bileği burkulsa veya bir şey olsa doğrudan, çünkü bana yansıması oluyor. Çünkü devlet çekilir aradan, yok olur. Dolayısıyla ben bunlar nedeniyle böyle gönüllülük esasında biraz şeyim, geride kalıyorum. Anlıyorum sizi hocam. Her şey güzeldi. Başka soru da göremedim ama teşekkürler yağdı sayın hocam. Gerçekten. Ben teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. Bütün rehberlerimizi seviyorum. Öğrencilerim de var, onları da seviyorum. Yani ben de şimdi buradan çıkıp başka bir biliyorsunuz. Biliyorum. Türkiye rehberleri toplanacağız. Hatta erken bağlanın diye bana mesaj geldi. Zoom'dan çıkıp çok hızlı kayıyor ama işlemedi. Kölelerine bir şey yazıyordu ama onu nefes. Amazon'la ilgili bir şey vardı ama kaçırdım galiba. Yerinde de durmuyor. Kayıyor hemen. Smyrna ve Efesya eski çağ kent tarihini açıklayan metinlerde bu kentler erkek kölelerine yaptırılmış ve kentlere öncüleri Smyrna ve Efesya adlarını vermiş olan Amazonlardan söz etmek, Amazon uygarlığına ve tarihe saygı göstermek nedir? Gerekmiyor diye bir soru. Yani kopuk kopuk geldi ama Yunan kaynaklarında Amazonları daha çok Anadolu Hititli kökenlerden bir devamı gibi görüp onları Karadeniz'e, hatta böyle İskitlere komşu bir pozisyona da kaynaklar getiriyorlar. Dolayısıyla Yunanlıların hayalinde bir Amazonlar var, bir imajı var ve bu Amazonlar Anadolu. Dolayısıyla da kentler dişidir ya. Kentler dişidir. Dolayısıyla yerel dinamiklerle birlikte Amazon kültü, Amazon anlayışı Yunanlıların bir araya gelince Anadolu kentlerinin çoğunda Amazon kadınlarının isimleri var. Anladım. Yani ikinci bin geleneği ve Hititlere kadar dayanan, ama arkasında işte orada diyorlar ki Hitit imparatoriçeleri var bu şeyin anlayışın arkasında. Ve ondan sonra da Yunan ana kıtasındaki halkın Anadolu topraklarına bakış açısıyla oradaki kadınların gücünü işte bir Amazon efsanesi çerçevesinde birleştirip, kentler de dişil olduğu için bütün kentleri, çünkü işte İsmirna'yı da bildiğiniz gibi taç, sur taçlı tanrıça simgeler. Dolayısıyla bütün kıyı Anadolu kentlerinin isimleri hep böyle Amazon. Ama gelenek ikinci bine kadar gidiyor. Miyattan önce tabii. Anladım hocam. Başka bir soru. Bir dakika. Sinem Aslan soruyor. Bilgisayar bilimleriyle ortak çalışmalarınız var mı? Bilgisayar programlama, yapay zeka ile otomatik antik sikke tanıma üzerine çalışıyorum. Acaba İzmir'de bulunan sikkelerin
bir resim, veri kümesi var mıdır? Veriye erişim varsa otomatik tanıma ya da dijital restorasyon için bazı yöntemler uygulayabilir miyiz? Yes, ha, yüz tanıma gibi diyor değil mi? Yüz tanıma. Evet, herhalde öyle. Yüz tanıma. Anladım. Vallahi keşke öyle bir şey olsa, öyle bir şey olsa, ben bilmiyorum. Arkadaşlar böyle kendi gözleriyle yüz tanıma yapıyorlar. Numizmat arkadaşlar. Hani öyle bir teknolojiye dostumuz sahipse, bir bilgisi varsa mesela bir yardımcı olabilir. Ama hani kazılarda böyle bir teknik kullanılmıyor. Hani sadece bizim kazıda değil, başka kazılarda da. Sinem Hanım, cevabı duydunuz. İrtibata geçebilirsiniz. Evet. E-Force'ta adresinizi istiyor hocam. Onu söylerseniz mümkünse. Nasıl efendim? E-mail adresinizi istiyor ve teşekkür ediyor. Bu hanımefendi. Akil Ersoy bitişik nokta deu @gmail.com. Yani Katip Çelebi Üniversitesi'nden girdiklerinde bulurlar benim mailimi. Tamam. Çok teşekkür ediyorum son olarak hocam. Ve size iyi akşamlar diliyorum. Tüm katılımcı arkadaşlarımıza iyi akşamlar diliyorum. Herkesi tekrar 21 Şubat Dünya Rehberler Günü'nde sizi görmek hepimizi mutlu ettiğine inanıyorum. Sevgi ve saygılar sunuyorum. Tüm değerli katılımcılara ve size hocam. En yakın zamanda yüz yüze görüşmek dileğiyle iyi akşamlar diliyorum. Sevgiler herkese.